Birinci gündemimiz açlık grevleri idi. İkinci gündemimiz ise seçim güvenliğiydi. Bu konuda size bazı bilgileri vermek istiyorum. Birinci konu açlık grevleri ile ilgili biliyorsunuz tecride karşı yapılan açlık grevlerinde bugün Leyla Güven 140. güne girdi. Cezaevlerinde 102. gün de açlık grevleri. Hep söylüyoruz bütün kritik eşikler aşılmış vaziyette ve bu konuda henüz yaklaşık 1460 gündür süren yaklaşık 35 bin saattir süren İmralı'daki tecritin mutlak ve ağırlaştırılmış tecritin ki bunun insanlık ve hukuk dışı bir tecrit olduğunu hep vurguluyoruz. Türkiye'nin yasalarına, anayasasına ve imzaladığı uluslararası demokratik sözleşmelere aykırı bir durum olduğunu her zaman vurguluyoruz. Bu ağırlaştırılmış ve mutlak tecritin sona ermesi için yapılan açlık grevleri bütün kritik eşikleri aşmış vaziyette. Bir kez daha bugüne kadar suskunluğunu sürdüren, herhangi bir adım atmayan Adalet Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere sesleniyoruz. Hiçbir kişinin sağlığının ve canının tehlikeye atılmadan bu meselenin sonuçlandırılması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın ve yetkililerin de bu konuda ciddiyetle konuya eğilmelerini ve ellerinden geleni yapmalarını bekliyoruz. Bu çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Son geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok üzücü bir dönem yaşandı. Cezaevlerinde 4 tutsak tecriti protesto etmek için canlarına son verdiler. Bizler dün bütün kurumlarımızla beraber Halkların Demokratik Partisi, Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Bölgeler Partisi ile birlikte eş başkanların yaptığı açıklamada bir kez daha vurguladık ki ölümü değil yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz. Nedeni ne olursa olsun kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Ve bir canın bile yitirilmeden sorunların görüşerek, müzakere edilerek barış içinde çözülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Zulme karşı yaşamı savunarak mücadeleyi sürdürme çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şunu da yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz ki siz hangi açıklamayı yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, sorumluluktan kaçamazsanız cezaevlerinde bulunan insanların ister hükümlü olsun ister tutuklu olsun herkesin devletin koruması altında olduğunu bizler biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Ölümlerin sorumlusu sizin davranışlarınızdır. Kolay kolay bu sorumluluktan kaçamayacaksınız. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım. İkinci gündem maddemiz seçim güvenliğiydi. Bu konudaki çalışmaları raporlaştırdık ve değerlendirdik. Seçim hukuksuzlukları devam ediyor. Daha evvel sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda itirazlarımız da olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu'na kadar varan itirazlarımız olmuştu. Seçmen taşımayla ilgili biliyorsunuz. Bu itirazların çok düşük bir kısmı kabul edilmişti. Önemli bir kısmı kabul edilmedi ve bu seçmen taşımanın, seçmen kaydırmanın daha doğrusu esas itibariyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı organizasyonuyla gerçekleştiğini söylemiştik. Bunları tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi bu son dönemde yapılan ise sandık taşıma ve birleştirme konusu. Şimdi değerli basın emekçileri, bu sandık taşıma ve birleştirme 14 ilde gerçekleşmiş vaziyette. 6 Mart tarihli Yüksek Seçim Kurulu kararıyla alınmış olan bir karar. Bu 14 il içinde Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Kars, Dersim, Şırnak, Siirt, Urfa ve Van var. Bu 14 ilde 973 sandığın taşınması ve birleştirilmesi kararı verilmiş vaziyette ve bu taşınan ve birleştirilen sandıkta etkilenen seçmen sayısı 96.531. Durum budur. Son derece vahim bir durumla karşı karşıyayız.
Önce bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Biz bunlara itirazlarımızı yaptık ama itirazlarımız kabul edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu valiliklerden, mülki idare amirlerinden gelen talepleri büyük ölçüde kabul etmiş vaziyette ve baktığımız zaman gerçekten kitaplara konu olacak bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Çünkü bu sandık taşıma ve birleştirme kararları objektif olmayan nedenlere dayandırılıyor. Gerçekten objektif olmayan nedenlere dayandırılıyor ve ayrımcılık yapılıyor. Güvenlikli sandıklar ve güvenlikli olmayan sandıklar ayrımı yapılıyor. Bu demek ki güvenilir seçmenler ve güvenilir olmayan seçmenler ayrımı yapılıyor. Bir kere bunu net olarak görmek gerekiyor. Yani iktidar seçmenlerin bir kısmını güvenilir olmayan seçmenler olarak damgalamış vaziyettedir. Şimdi bu sandıkları birleştirme kararındaki gerekçelere baktığımızda durumun hakikaten bir komediye dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Bakın gerekçeler içinde neler var? Aileler arasında husumet sayılamayacak eski tarihli basit kavga ve yaralama olayları var. Kimi yerlerde yapılmış olan panel, konferans ve şenliklerin terör olayı olarak nitelendirilmesi var. Mera kanununa muhalefet var. Gasp olayları var. Adi gasp olayları. Afiş yazma, slogan atma, pankart asma gerekçeleri var. Yani seçim kampanyasında normalde her partinin yaptığı işi sandık taşıma ve birleştirme için bir gerekçe olarak sunuyorlar. Sosyal medya üzerinden propaganda yapmak var. Yani bir köyde birisi sosyal medya ile ilgili bir şey yapmış. O köydeki sandıkları birleştirme ve taşıma kararı alınmış. Seçimin çekişmeli geçebileceği iddiası var. Yani bu iddiaları daha sıralamak mümkün ama bunların hepsi tespit ettik. Köy köy taşınmış olan ve birleştirilmiş olan sandıklarda neler gerekçe olarak gösterilmiş diye. Bunların hepsini listelemiş vaziyetteyiz ve bunu Yüksek Seçim Kurulu'na da sunduk, söyledik. Ancak Yüksek Seçim Kurulu maalesef seçim güvenliğini sağlayan bir kurum olma özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir bu yaptıklarıyla. Bir yerde slogan atma var. Birisi slogan atmış bir köyde. Sandıklar taşınmış, birleştirilmiş ve taşınmış. Şimdi bu sandıkların biliyorsunuz yasaya göre mesafe kriterinde azami bir ölçü vardır. 5 kilometreyi esas almaktadır bu Yüksek Seçim Kurulu. Fakat baktığımız zaman birleştirilmiş olan ve taşınmış sandıklara yani 5 kilometre neden? İnsanların yürüyebileceği bir mesafedir diye değerlendirildiği için. Fakat taşınmış olan sandıkların birçoğunun 20-25 kilometre öteye taşındığı görünüyor. Üstelik kış koşullarında. Oradaki koşullar biliniyor. Yaşlı ve hastaların oy vermeye nasıl gideceği belli değil. Ulaşım araçlarının son derece kısıtlı olduğu bir bölgeden söz ettiğimiz çok açık. Yani aslında sandık taşımanın ve birleştirmenin yapıldığı yerde seçmenlerin oy verme hakkı ellerinden alınıyor. Kimin tarafından alınıyor? Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınıyor. Peki kim vasıtasıyla bu talep ediliyor? Mülki amirler vasıtasıyla talep ediliyor. Dolayısıyla bu durumu bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz. Bu seçimlerde hile hurda yapmanın sınırı kalmamıştır artık. Yani seçmen kaydırma ile başlamış olan süreç seçmen seçim sandıklarını birleştirme ve taşımayla devam etmektedir. Bunu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmuş olalım. Peki biz bu konularda ne yapıyoruz? Bütün değerlendirmelerimizi yaptık. Bu özellikle seçmenlerin oy kullanma hakkını ortadan kaldıran bu kararın nasıl aşılabileceğine dair çalışmalarımızı yaptık ve birçok yerde seçmenlerin sandıklara ulaşması için imkanların sağlanması doğrultusunda örgütlerimize, il ve ilçe örgütlerimize gereken bilgileri, gereken direktifleri verdik. İstediğimiz, amaçladığımız seçmenlerin mümkün olan en yüksek ölçüde oy verebilmelerini sağlamaktır. İlk kez bu sandık birleştirme ve taşıma biliyorsunuz
24 Haziran seçimlerinde kullanılmıştı. O zaman hava koşulları da daha elverişli olduğu için belki o zamanki fotoğrafları, videoları da hatırlıyorsunuzdur. İnsanlar yollara koyuldular, yürüyerek oy kullanabilecekleri yere vardılar ve oylarını kararlı bir şekilde kullandılar. Bu kez de tüm bu baskılara, tüm bu zulme, seçmene yönelik zulme ve eşitsizliğe rağmen insanların oylarını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarına inancımız tamdır. Halkımız bu seçimlerde de kendi iradesine ve partisine sahip çıkacaktır. Toplam 100 bin üzerinde sandık görevlimiz vardır. İlçe seçim kurullarında ve müşahitler olarak. Seçim günü 100 bin üzerindeki görevlimiz bulundukları her sandıkta gerçekten sandığa atılan oyların sandıktan sayımda da çıkabilmesi için her türlü denetimi ellerinden geldiği şekilde yapacaklardır. Islak imzalı tutanakları bize göndereceklerdir. Biz bunları YSK verileriyle anında karşılaştırarak itiraz yapılacak yerlerde itirazların yapılmasını sağlayacağız. Bir konu daha var sandık taşıma ve birleştirmenin dışında. Bu birinci konuyla ilgili, yani seçmen kaydırma meselesiyle ilgili. Biliyorsunuz 142'likler diye bir mesele var. 142 belgesiyle oy kullanabiliyor güvenlik görevlileri, kolluk güçleri. Ve 24 Haziran seçimlerinde biz yine sandık sandık bunu tespit etmiştik. Birçok bölgedeki küçük yerleşim birimlerinde kolluk güçleri 142 belgesiyle oyunu kullandıktan sonra 142 belgesini seçim sandık kuruluna teslim etmeyip mükerrer oy kullanma yönüne gitmişlerdir. Bunları tespit etmiştik birçok yerde. Şimdi 142 belgesiyle yine çok sayıda oy kullanacak güvenlik gücü ve kolluk gücü vardır. İlk söylediğim gibi, yani özellikle İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı organizasyonuyla taşınmış olan asker, sivil, özel harekatçılar 142 belgesiyle oy kullanacaklardır. Biz bu 142 belgeleriyle nerelerde görevli olarak oy kullanacaklarına dair Yüksek Seçim Kurulu'na soru sorduk. Başvuruda bulunduk. Bunu açıklayın dedik. Bize güvenlik gerekçesiyle bunu açıklamadılar. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na tekrar başvurduk. Peki güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklamıyorsunuz. Biz isim istemiyoruz zaten sizden. Sayı verin dedik. Yani hangi ilde, hangi ilçede, hangi köyde 142 belgesiyle kaç oy kullanılacaktır? Yani orada görevli olanlar bellidir. Dolayısıyla kaç oy kullanılacağını, hangi sandıkta oy kullanılacağını Yüksek Seçim Kurulu bize bildirsin dedik. Bunun cevabını bekliyoruz ama biliyoruz ki Yüksek Seçim Kurulu bunu da bildirmeyecek. Çünkü 142 belgesiyle mükerrer oy kullandırılıyor. 142 belgesi sandık kurullarına teslim edilmesi gerekirken yasa bunu öngörür, teslim edilmiyor ve gidip başka sandıklarda da oy kullanılıyor. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Seçim hileleri, hurdaları arasında bunları da söylemiş olalım. Şimdi bu seçim ahlaksızlıkları bitmiyor gerçekten. Son güne kadar da devam edeceğini biz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim partimizin logosunu da kullanarak çeşitli illerde başka partilerin logolarıyla yan yana getirerek dağıtılmış olan bildiridir. Biz bu konuda sosyal medya hesaplarımızdan da hemen açıklama yaptık. Bu bildiriyle en ufak bir ilişkimiz yoktur. En ufak bir alakamız yoktur. Eskiden Ankara'da adı bilinen kişinin ekipleri bu tür işleri yaparlardı ama şimdi belli ki bu iş daha organize bir şekilde yapılıyor. Çünkü bir ilde çıkmadı bu. Birkaç ilde aynı bildirinin ortaya çıktığını gördük. Ve belli ki bu iş bir bakanlığın, belli bir organizasyonun eliyle sürdürülen bir iştir. Hani bu kadar örgütlü bakanlığın hangisi olduğunu da sizler biliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim, bu bildiriyle ne içeriğiyle ne üzerindeki logolarla hiçbir alakamız yoktur. Ve bu tür provokasyonların da, bu tür seçim ahlaksızlıklarının da
gerçekten tarihe kara harflerle yazılacağını bir kez daha söyleyelim. Bir konu daha var değinmek istediğimiz, aslında doğrudan bizi ilgilendiren bir konu olmamakla birlikte, yani gerçekten yakın tarihimize baktık. Acaba dedik bizim atladığımız, unuttuğumuz herhangi bir örnek olabilir mi diye yakın tarihteki gazetelere göz attık. Bir arşiv taraması yaptık bu konuda. Fakat gerçekten şu son olarak Hürriyet, Milliyet, Sabah ve başka bazı basın yayın organlarının internet sitelerinin istihbarat fişlemelerini yayınlaması örneğini yakın tarihimizdeki medyada bulamadık. Bu kadar büyük bir ahlaksızlığın, bu kadar büyük bir suçun işlendiğine tanık olmadık. Gerçekten suç, büyük bir suç. Bakın, kişisel verilerin korunması kanununa göre büyük bir suç işlemiştir bu gazetelerin yönetimleri, yazı kurulları, yayın kurulları. Kim bunların yayınlanması kararını verdiyse büyük bir suç işlemiştir. Kişisel verilerin korunması kanununa göre. Çünkü bunların hepsi özel nitelikli ve kişisel verilerdir. İstihbarat fişleridir. Belli ki Milli İstihbarat bu fişleri oradaki kendi aracıları yoluyla gazetelere iletmiştir ve yayınlanmasını sağlamıştır. İçinde bir sürü zırva, bir sürü saçma sapan bilginin olduğu fişlerdir. Fakat bir özelliği vardır. Bir özelliği vardır. Milli İstihbarat da bunları yayınlamış olan bütün yayın kurumları da bir özelliği çok açık ortaya koymuşlardır. Bütün bilgiler Kürt düşmanlığının çok açık bir şekilde bu dönemde AKP-MHP ittifakı tarafından, onların bütün yöneticileri tarafından, bütün bakanlar tarafından açıkça sürdürülmekte olan Kürt düşmanlığının çok bariz bir örneğidir. Çok bariz bir örneğidir. Tartışmasızdır. Kürt halkına terörist damgası vurma anlayışından bir parçadır net olarak. Bir kez daha söyleyelim. Büyük bir suç işleniyor. Kişisel verilerin korunması kanununa göre ve o gazetelerin, o yayınların içinde yazan, çalışan, karar verici noktada olan, muhabirleri kastetmiyorum, karar verici noktada olan köşe yazarlığı yapanlara zerre kadar vicdanları ve akılları kaldıysa buna karşı tepki göstermeleri gerektiği çağrısını bir kez daha vurguluyoruz. Herhangi bir iş yapmıyorsunuz. İnsanları teşhir ediyorsunuz. İnsanlar hakkında düzenlenmiş mesnetsiz iddialara dayanan fişleri ortaya koyuyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu bir kere yaptığınız zaman yarın öbür gün sizin başınıza da böyle şeyler geldiğinde söyleyecek hiçbir lafınız kalmamış olur. Bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. Ama bunlar tabii hepsi Çiller Ağar, Beyaz Toros koalisyonunu kurmuş olan AKP-MHP ittifakı açısından doğal işlerdir. Yani 1990'larda ki anlayışın bugün yeniden üretilmiş olması ve yeniden cari hale gelmiş olması, yeniden uygulanır olması çok anlaşılır bir şeydir. Bu ittifakın gereği budur. Çiller'le, Ağar'la, el ele, kol kola, Bahçeli ve Erdoğan fotoğrafları aslında halka çok net olarak bir mesajı vermiştir. Beyaz Toroslar mesajını vermiştir bir kez daha ve bu halk bunu unutmayacaktır. Unutmamıştır ve bir kez daha 31 Mart'ta hatırlayacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Son bir cümle, Merkez Yürütme Kurulumuzda da tekrar bunu değerlendirdik. Biliyorsunuz bu seçim propagandalarının başladığı günden bugüne kadar AKP ve MHP'nin bütün yetkilileri, bu ülkedeki yönetim kademesinde olan bakanlar dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu konuşmaları yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı da dahil olmak üzere partimize, partimizin seçmenlerine, sadece partimize değil muhalefet partilerine ve muhalefet partilerinin seçmenlerine ama özellikle bizim partimize, Kürt halkına, partimizin yöneticilerine ve eş genel başkanlarına, milletvekillerine çok ağır hakaretlerde bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar. Biz birkaç kez uyarıda bulunduk. Terbiyeye davet ettik. Edep
ve adab önemlidir siyasette. Demokratik siyaset bu hakaretleri, bu ayrımcılığı, bu nefret dilini, bu ötekileştirmeyi, bu düşmanlaştırmayı kabul etmez, kaldırmaz dedik. Bu uyarılarımızı yapmaya devam ettik ve asla onların tarzında herhangi bir hakarette kimse için bulunmadık. Bulunmayı da düşünmeyiz. Ama şunu söyleyelim. Bu hakaretlerinize karşı sizinle aynı üslubu ve aynı dili kullanmıyorsak da bu hakaretlerinizi ne halk adına ne kendimiz adına kabullenmediğimizi bir kez daha vurgulayalım. Bakın, hakaret edenlerin hepsini kastediyorum. Hepsini kastederek söylüyorum. Alayınıza o hakaretleri aynen iade ediyoruz ve bu hakaretlerin siyaseten hesabının da demokratik siyasette sorulacağını size bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu kadar siyasi terbiyeden, bu kadar siyasi ahlaktan yoksun bir seçim kampanyası da herhalde ilk kez Türkiye'de sürdürülüyor. Daha önce de böyle örnekler vardı fakat bu kez bütün sınırlar aşılmış vaziyette. Türkiye'ye iyilik yapmıyorsunuz. Türkiye toplumuna, Türkiye'de yaşayan farklı halklara, kültürlere, inançlara, ana dillere iyilik yapmıyorsunuz. Kötülük yapıyorsunuz ve bu toplum eğer sağduyulu olmasaydı sizin yaydığınız bu nefret diliyle, bu ötekileştirici, ayrıştırıcı dil ve üslupla çoktan birbirine düşmüş olurdu. Allah'tan bu toplum sağduyulu, sizin bu hakaretlerinizin ve bu nefret söyleminizin doğrultusunda hareket etmiyor. Evet, dünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantımızla ilgili vermek istediğimiz bilgiler bunlardı. Herhangi bir sorusu olan varsa soruları cevaplandırayım. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bilal Yıldırım'ın bir açıklaması oldu. HDP'den oylanan talip şeklinde. HDP'de işte HDP'yi İstanbul'da alan göstermedi. Burada HDP'leri bağlayacak bir şey yok. Beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP'yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan bir partidir. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum. Şimdi sadece Binali Yıldırım değil, biliyorsunuz Ankara'da Mehmet Öztaseki de Kürtlerin oylarına talibim dedi. İzmir'de Zeybekçi Kürt oylarına talibim dedi. Hatta Bahçeli alayından oy istiyorum dedi. Şimdi bunlara gülüp geçiyoruz. Neden? Siz bir taraftan Kürtlerin oylarına, Kürt seçmenin oylarına, Kürt insanın oylarına talip olacaksınız. Ama öbür taraftan sizin genel başkanınız, sizin bakanlarınız sokak sokak, meydan meydan dolaşacak, televizyon televizyon dolaşacak, Kürt halkına, Kürt seçmenine, Kürt halkının büyük ölçüde desteklediği siyasi partisine, iradesi olan partisine, onun yöneticilerine, milletvekillerine, eş genel başkanlarına ağza alınmayacak her türlü hakareti edeceksiniz. Bu onların kendi çelişkileridir. Eğer Kürt oylarına taliplerse söylesinler genel başkanlarına da hakareti kessin önce. Ama Kürt halkı, Kürt seçmeni sadece onlar değil, Türkiye'deki demokrasiden, özgürlükten, barıştan, adaletten, eşitlikten yana olan bütün demokrat seçmenler bu yapılanların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar ve 31 Mart'ta bunun cevabını verecekler. Bunun cevabını verirken de Binali Yıldırım'a, Öztaseki'ye, Zeybekçi'ye, Bahçeli'ye oy vereceklerini hiç zannetmiyoruz. Ama onlar istemeye devam edebilirler. Seçmen o kadar bilinçsiz, o kadar onursuz değildir. O hakaretlerin cevabını mutlaka ama mutlaka sandıkta verecektir. Bundan eminiz. Evet. Başka bir soru var mı? Yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin çalışmanızda.